Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kupa özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğum da bugün bizlerle efendim. Kendisi Oy Proje'nin firma sahibi Oral Yıldırım bugün bizlerle. Dilerseniz kendisine hoş geldiniz diyerek de sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız hoş Oral bulduk. Bey? Sağ olun. Oral Yıldırım, 35 yıllık makine mühendisi. Maşallah. Piyasanın duayenlerinden sayılmaya başladık. Şey, duayen, yaşlı demiyor da kibarca duayen diyoruz. Estağfurullah, tabii ki. Öyle. Deneyimler, birikimler. Sağ olun. Şeyde işte 35 yılda oldukça ciddi metrajlı işler yaptık. Hı hı. Yani milyon metrekareleri aşan yurt içi yurt dışı proje yönetimi, izleme yönetimi, şanti yönetimi şeklinde güzel işlerle ve güzel insanlarla çalıştık. Yani en büyük şansım benim o. Gerçekten çalışım ekipler, insanlar, gerçek insan. O beşer ilişkiye, beşere önem veren insanlarla çalıştığımız için bugünlere gelebildik. Harika. Peki. Başarıdan geldik bir şekilde. Dünden bugüne inşaat sektörüne ve geleceğini nasıl değerlendirirsiniz? Bugün sıkıntılı. Hı-hı. Çok büyük sıkıntılı. Geçmişte daha güzel işler yapmadık mı? Yaptık. Rakamlar farklıydı. Yani bu 35 yıllık süreçte 10 liraya olan bir iş de yaptık. Yeri geldi 10 lira kişi 50 lira da alabildiğimiz dönemler oldu. Ama şimdi 10 liralık bir işe 1 lira 2 lira alırsak hayretmek istiyoruz açıkçası. Yani şu anda piyasa kalite kantar açısından çok daraldı. Parasal olarak ciddi anlamda sıkıntılar var. Paranın geri dönüşü çok çok büyük sıkıntı. Piyasa vadeleri uzadı. Çok uzadı. Bir de biliyorsunuz bu döviz oynamasından sonra özellikle banka faizlerinin inanılmaz yükselmesi. Sonuçta Türkiye'nin en büyük handikapı bu. Geçmişte de bu vardı ama son senelerde gene daha çok hissettirmeye başladı. Öz sermaye çok düşük. Yani büyük gözüken, çok ciddi gözüken firmalarda çalıştığım zamanlarda da bunu yaşadım. Maaşımız 2 gün gecikmesinin sebebi şirkette nakit olmaması, kasada para olmaması ve bir şekilde bankaların eline düşmesi. Evet, dünyada bunu dönüyor ama dünya çarkı neydi? %3, %5'ler yıllık faizlerden bahsediliyor. Şu anda %38'ler, %42'lere kadar çıktığı söylenen reel faiz var. Çıktığı söylenen diyorum. Çünkü son 2 yıldır mümkün olduğu kadar borçlanmamaya çalışıyorum şahsım olarak. Hı hı. Ya bunu geçmişte söylüyorlardı. Tabii bu sermayesizlik bizlerin ciddi olarak şeyini etkiliyor. Yurt dışında bir firma 10 lira bir iş yapabiliyorsa bizim o maliyetler 50-60 lirayı bulabiliyor. Çok rahat. Ne var? En başta ortalama yabancılığın %6 ile %10 arası teminat mektubu olayı var. Bu teminat mektuplarını atıyorum. Yani 10 milyar dolar bir iş, yani normal orta ölçekli bir iş sayılır yurt dışı için. 10 milyar doların %6'sı olursa 600 milyon dolar. Bunu Türkiye'de hiçbir banka veremedi. Ben yaşamadım. Verdiği sonra uluslararası konsorsiyumlara gidiyorsunuz. Onların da zaten maliyetleri inanılmaz. Yani düşünsene de bir 500-600 milyon dolarlık bir mektubun yıllık komisyonları, masrafları ki bu bir de Türkiye'deki yani benim birebir yaşadığım geçmişte bazı devlet ihalelerinde teminat mektubu olayımız vardı. Atıyorum 10 milyon liralık, o zamanki 10 milyarlık bir mektup için ben 10-15 milyar nakit yatıyordum. Zaten o nakit olduktan sonra ben o işi niye yapayım? Ve o mektubu benim neye ihtiyacım var? Ama maalesef bu yaşandı ve hala yaşanıyor. Yani biz bir öz sermaye, iki çevresel olumsuzlukların verdiği ciddi baskılar. O sonuçta her şey paraya dayanıyor. Öyleyse neden parasal değerimizi arttıramıyoruz sizce? Artıramamızın en büyük sebebi bence baskı insanlarda bir cesaret var. Aslında biz dünya ben geçmişte bunun için birkaç ihale uluslararası ihalede yaşadım. Bizim risk paylarımız çok yüksek.
Yani ülkeler bizi %40, %50 riskli ülke olarak görüyor. %5 riskli görmüyor yatırımınızın değerini. %40 zaten baştan şey yapıyorsunuz. Bir handikapınız var. Artı biraz önce bahsettiğimiz öz sermayeler, şunlar bunlar. O banka teminat mektubu olayı da sizin riskli bir ülke olmanızdan geliyor. Firmalar değil, ülke riskli. Hı hı. Sonuçta firmaya da yansıyor bu. Bu zincirleme reaksiyon. Hı hı. Bize para kazandıracak olayları toparlamamız için, yani cesaret var ama o cesaret kullandıracak biraz merci yok. İnşallah diyelim, daha güzel yarınlarda daha güzel işler ve projeler olacaktır. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim, teşekkürler. Sağlık ve ince güzelde başarılı her daim projelerimiz imzanızı görmek dileğiyle. İnşallah hepimizi. Çok mersi. Oy Proje'nin efendim firma sahibi Oral Yıldırım bugün Postokobi Özel izleyicileriyleydi. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.